İzmir Bisiklet Festivali'nden herkese selamlar. İzmir'de gerçekleştireceğimiz bisiklet festivaline birinci güne uyandık. Birazdan Agora'ya devam edeceğiz. Daha sonra Simirne, daha sonra Atayün'de birinci günü sonlandıracağız. Arkadaşlar toparlandı. Ufak ufak çıkmaya başlıyoruz artık. Şu anda kamp alanındayım. Buradan çıkıyoruz. Güzel bahçeli. Güzel bahçeli. Ana arterden çıktık. Yukarıda düğün salonu var. Bilen var mı? Tamam. Azize Hanım size o konuda düğün salonunda yardımcı olacak. Düğün salonunda saat 9'da düğün salonunda olacak. Evet, çıkış için hazırlıklarımız devam ediyor. Evet. Harikasınız. Sizsiniz o efendim. Teşekkür ederim. Tekrar merhaba. Hala çıkış içindeyiz. Bekliyoruz. Son hazırlıklar yapılıyor. Kontroller yapıldıktan sonra hareket etmeye başlayacağız. İstikametiniz Agora. Evet, çıkıyoruz. Çayların kralı. İzmir'de kent ormanındayız. Kamp alanımızın olduğu yerden çıktık. Buradan da dışarıya çıktığımızda Mustafa Kemal sahil bulvarını takip ederek Çankaya'dan Ankara'ya geçiş yapacağız. Kolay gelsin. Mustafa Kemal Bulvarı'ndayız şu anda. Çankaya istikametine sahil boyu devam edeceğiz. Önce Göztepe Köprüsü, daha sonra Güzel Yalı, Küçük Yalı, Karantina Meydanı, Çankaya ulaşacağız. Göztepe Köprüsü'nden geçiyoruz. Çankaya doğru devam ediyoruz. Fazla yaklaşmayın birbirinize. Yavaş. Kontrol. Thank you.
fotoğrafı görmem alan kanatlı yer. Evet, duruyoruz. Sağdan Ahora'ya devam ediyoruz çıkarlarım. Çok az bir yolumuz kaldı. Yangınız yavuz. Sağa geçiyoruz, sağa. Ahora'ya geldik. We've always been so blessed. We never have to worry about what life might throw at us. Because we have each other near, we've got who we can trust. I love us. Who do we rather be? I just love to look around. There's no one else I see. I love us. Every day is fun. There's nobody else for me. You're the only one. I love us. Merhabalar. Make it our best day. Is what we try to do. Nothing gets in our way. Arkadaşlar bir taraftan gidiyoruz. Sometimes we get through. Evet, Agora'nın girişindeyiz şu anda. Biraz onları gezip ondan sonra turumuza devam edeceğiz. Şu anda nereye dağıtımı var? Evet, ardından sonra gözümüze devam edeceğiz. Şu an Agora'nın girişindeyiz. Girişteki bilet şişesi. Görev arkadaşlar. Avdan başlayalım isterseniz. Sen buradaki yoğunluğu alalım. Oradan buraya doğru gidelim. Doğru. Grubun bir kısmını bölelim. Arkadaşlar grubun yarısını alıyoruz. Bir kısmı burada kalacak. Ona da başlayalım. İçinden tamamen geçelim. En azından bir ön gösterim. Ağabeyim ona bak. Oho, Selim'e geldik. Ama çizgi almayalım, düzgün ama. Selim'e anlatsan da aldılar diye diye diye. Bak. Yazık, sana ait olmayan bir şey.
su içmiyor. Yabancımız var, olmayalım yani. Ben de uzun zamandır bisiklet kullanıyorum da. İyi, ben daha çok tekil. Hani böyle ekiplere falan dahil olduğu pedalların altında. Daha iyi. Evet. İlk bana 35-35. Instagram'ın adresini de oradan takip edebilirsiniz. Sonra zaten haberleşiriz. Biz kurucu üyeleriz zaten derdim. Ben bunu çekiyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Burası Roma dönemi İzmir'in merkezi, yani Agora. Zaten Agora'nın kelime anlamı da kent merkezi, çarşı anlamına geliyor. Roma döneminde İzmir bu gördüğünüz alandan yönetiliyordu. Burası bir devlet agorası. Hemen arkanızdaki yapılardan böyle kısaca bahsedeyim, ufak ufak zaten gezeceğiz hepsini. Hani böyle çok detaya inmeden, tekniklerimi kullanmadan anlatmaya çalışacağım. Hemen arkamızda bu çatımız görüyorsunuz. Onun altı bir mozaikli salon. 35-40 ebatlarında. Genişçe bir salon. Meclis binasına ait bir salon. Yani günümüzdeki meclis binasının öncülüğü diyebiliriz. Şu an günümüzde de işte o tartışılan, konuşulan binanın bir kabul salonu olur. Ve orada da işte değerli mermerler, güzel vazolar, estetik bir alandır orası, avludur. Onun benzeri, o zamanki şartlarda onun daha ihtişamlısı. Mozaik döşeli. Onun hemen ait olduğu yapı da zaten Blüteryon dediğimiz meclis binası. Yani Smyrna oradan yönetiliyordu. Hemen onun da hani şu anda da sizi de rahatsız ettiği üzere burası bir açık alan. Ve Smyrna'dan da rahatsız oluyoruz tabii bu durumdan. İşte yağmuru var, çamuru var, işte güneşi var. Bir kamusal alan ihtiyacı doğuyor. Bir gölgelik, sundurma tarzı bir şey yapma ihtiyacı doğuyor. Onu da sualarla çözmüşler. Şu gördüğünüz sütunların üzerinde bir çatı düşünün. Arkadaki yapıya doğru gidiyor. Arkadaki yapı bu arada iki katlı, biraz devasa bir yapı. O yapıya bel vermiş bir çatı, altında bir gölgelik. Orada işte derdi tatası olan varsa anlatıyor, işte meramı olan varsa dertleşiyor vesaire. Bu şekilde devam eden bir yapı burası. Bulunduğumuz alan Agora'da kareye yakın dikdörtgen planlı. Biraz genişçe bir alan. Hemen şu gördüğünüz basamaklardan başlıyor bir ucu. Karşı duvarda, duvarın içinde iki tane büyük sütun görüyorsunuz. Oraya kadar uzanan bir açıklık. Keza aynı şekilde bu arkanızda gördüğünüz basamaklardan başlıyor. Bu tarafa doğru aynı uzaklığın benzeri bu tarafa doğru gidiyor. O da okulla aşağı yukarı aynı hizaya geliyor. Burası çok dediğim gibi geniş bir alan. Hani İzmir'in nüfusu zaten o dönemki işte Pergamon ve Efes'le yarışır düzeyde. Hatta o iki kentten biraz daha büyük bir kent Smyrna. O iki kentten tek hani olumsuz yanı diyeyim, yaşayan bir kent. Smyrna tarihi boyunca önemli bir liman kenti olmuş bir kent. Ve bundan sebeptir ki sürekli göç alıyor. Günümüzde de öyle. 2000 yani tarihine bakarsak işte milattan önce 8000'lere 10000'lere dayanıyor. İşte 10 12000'lik bir yıla sahip bir kent ve sürekli göç alan bir kent. Sürekli kalabalıklaşan bir kent. Bu nüfus hacmine de karşılayabilecek binalar, alanlar yapmak ihtiyacı duyuyorlar. Ve bulunduğumuz alanda bu ihtiyacı kısmen karşılayabilecek büyüklükte. Şu köşeden başlayıp ufak bir tur atalım alanda. Sizi de çok yormayacağım güneşte. Aşağı serinde daha eğlenceli olsun. Evet, İyi geziler size. Hoş bulduk. Merhabalar. Turizm Bakanlığı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nden. Evet. Hoş geldiniz. İyi geziler diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ne güzel böyle bizim antik kentlerimizi, İzmir'in tarihini unutmuyorsunuz. Evet. İnşallah adım adım gezer ve herkese duyurursunuz. Öyle yapacağız inşallah. Biz de İzmir'imiz. Sürekli çünkü bizde. Evet. Biz de İzmir bisikletçiliği olarak zaten böyle bir etkinlik yaptık. Umarım bize İzmir'e bir katkı sağlamışızdır bu mutlaka, şekilde. Mutlaka. Bu katkı oldu. Şu anda zaten sizin katkınız Örevelo konferansı içinde olacak. Ekim ayında 11-13 evet. Ekim arası. Burada biz konferansı İzmir'e aldık bu sene. O süper. Şimdi Örevelo keşif heyeti bugün gezide. Evet. Dün onlarlaydık. Bugün de sizlerle evet. Bir evet. Festival yapıyoruz dedim. Ben bugün sizinle olamayacağım. Çünkü bizim bisikletliler ay çok mutluyuz. Onlara çok selam dediler. Çok teşekkür ederiz. Ben size Brüksel'den gelen keşif heyeti adına da bunu iletmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Çok teşekkür bu arada 26 Ağustos'ta yine biz Kuruluştan Kurtuluşa İzmir programını yapacağız ayrıca. Onun kapsamı da başka. Onu ayrıca konuşuruz yine değil mi? Şimdi evet. Kuruluştan Kurtuluşa olan yazınızı da ilettik. Dösüm onu da kabul etti. Ayrıca çok onu yazısında yollayacak. Oo, süper. Çok güzel haber. İyi. Evet, güzel bir haber. Böyle yani size. İsterseniz kaçırmayın. Evet, kaçırmayın. Teşekkür ederiz. Bizim arkeoloğumuzu dinleyelim. Evet. Hem Akın hocamız da bu anlamda sürekli zaten çok açık gönüllü, fedakar evet. Bir insandır. Hiçbir şeyi geri çevirmez. Akın hocamızı gördünüz mü bilmiyorum. Onunla da şöyle bir fotoğraf için. Evet.
Teşekkürler. Ahmet abimiz de fotoğraf çekimini de yaptık. Şimdi sizden bir de onu rica edeceğiz. Aravelo bu keşif heyetine şu yaptığınız şeyleri de yollayacağız biz zaten. Hemşehir Belediye de sizden isteyebilir bunu. Evet. Çok güzel, harika. Sizler güzelsiniz. Teşekkürler. Çok, çok sağ olun, teşekkürler. Çeken göz önemli. Evet. Sağ olun. Neden bu kemerli yapılar, bu işte bu büst andıran bir şey var? İzmir'den Miratan sonra 2. yüzyılda 78 yılında çok ciddi bir deprem geçiyor ve yapıların çoğu tahrip oluyor. Çok güçlü olanlar tahrip oluyor, biraz zayıfsız olanlar yıkılıyor ve kent biraz sendeliyor açıkçası. Yani çökme noktasına geliyor. Dönemin imparatoru Marcus Aurelius ve eşi Faustina, şu büstünü gördünüz hanımefendi. Kente çok büyük maddi yardımlarda bulunuyor. Kent yeniden ayağa kaldırabilmek için işte vergiden muhafaza ediyorlar, işte ekstra para yardımları gönderiyorlar. Kent biraz daha ayağa kalkıyor. Tahrip olan binalar restore ediliyor, yıkılanlar yeniden inşa oluyor. Fakat bunu yaparken de kenti biraz büyütüyorlar. Hani biraz daha nüfusla doğru orantılı olarak biraz daha genişletiyorlar kenti. Kent meclisi de bu imparator ve eşinin bu yaptığı hani iyilik karşısında tepkisiz kalmayarak bir onlara onurlandırma şeyi, düzeni kuruyorlar. O da bu iki kemerli yapı. En önemli cadde olan Liman Caddesi'nin iki tane kemerli kapı yapıyorlar. Kemer sisteminin en önemli taşı olan kilit taşına da birine bu Marcus Aurelius'un eşi Faustina, diğerine de Marcus Aurelius'u koyuyorlardı. Ya bunun alt metni işte kente giren yabancılar kente ilk giriş yaptıklarında Marcus Aurelius ve eşi Faustina'yı görüyorlar. Yani kent imparatorumuza ve eşine aittir. Onların kentidir anlamı içeriyor. Zamanında göreceli olarak güzel yapılmış bir restorasyonla kemer yerine oturtuldu. Zaten restorasyon farkında renkten ve tazelikten anlaşılabiliyor. O dönem restorasyonu. Kısaca burada devam etmiş. Hazır gölgeyi bulmuşken burada anlatayım bol bol. Sonra... Yerlerine yerleştirdim. Yok zaten bir açacağız. En azından burada bir şey alayım. Fakat Hristiyanlıkla birlikte bir gruplaşma, hani mezarlık grubu olması gerekiyor. O yüzden bu alanın bir kısmını mezarlık haline getiriyor. Devamında Bizans geliyor. Roma'nın ardılı olarak Bizans burayı biraz daha büyütüp o da mezarlık olarak kullanıyor. Ardından Osmanlı geliyor. Bu alanı tamamen mezarlık haline getiriyor. Şu gördüğünüz taş duvarlara kadar. Ondan sonrası zaten Osmanlı evleri orada yapılaşmaya başlıyor. Ve limana doğru devam eden yapılar olmaya başlıyor. Buraya Kadife Kale'den sürekli bir toprak akışı olduğu için zaman içinde o mezarlar da kapanmış. Bu yapıların çoğu da toprak altında kalmış. Özellikle biraz sonra gezeceğimiz bu bazilikanın bodrum katında çok önemli bir koleksiyona sahibiz aslında kent olarak. Yani bu coğrafyadaki en önemli grafito ve dipinti koleksiyonu var. Duvar yazıları, ticarethane olarak iş gören bir alan orası. Neyin ticaretini yapıyorsa zaten detaylı anlatacağım biraz sonra içeride. Onun haricinde avluya bakarsak işte sürekli bir toprak akışı var. Her şeyi örterek devam etmiş. Mezarlıklar zaman içinde gömülmüş. Fakat mezarlık vasfını burası hala korumuş. Özellikle İzmirli arkadaşlar daha net bir yani herhangi İzmir'in herhangi bir yerinde taksiye binin, mezarlık başına gideceğim dediğiniz zaman sizi şu köşeye getirir. Yani hala adına hakim bir sen. Burası işte dedi Agora zaten bir kentin en işlek toplanma alanı. Hani bir alacak verecek bir şey varsa buraya gelir, bir söyleyecek sözü olan buraya gelir. Bu tarafta o gördüğünüz uzun bina, arkanızda gördüğünüz uzun bina. Bir bazilika, alt ticarethane katı da yani bizim bulunduğumuz katta adli işler devam ediyor. Yani işte bir hırsızlıktır, gazdıktır vesaire. İşte o adli işler o binanın giriş katında devam ediyor ve iki katlı bir yapı. Üstün boyunu görüyorsunuz. Orası birinci katımız. Onun üzerinde 4'te 3'ü kadar bir yükseklik daha var. Zaten şu an günümüzdeki kilise mimarisi de bazilika mimarisinden geliyor. Onu da detaylı anlatacağım aşağıda. Mezarlarınıza bakalım. Ufak böyle sizi yormadan bir minik turla aşağı inin. Orası da gölge. Derler ki taşların üzerine hiçbir şekilde kimse çıkmayacak. Net. Bir, buradan biri düşer, yaralanırsa Turizm Bakanlığı bununla ilgili sorun yaşar. İki, biz yaşarız çünkü özel izin aldık. Bununla ilgili de taahhütte bulunduk. Bizi de mahcup etmemeniz gerekiyor. Asıl önemli olan da tarihe olan saygımızdan dolayı bu taşlara hiçbir şekilde zarar vermememiz gerekiyor. Bunlar yüzyıllardır korunuyor ise koruma altında olduğu için lütfen ona saygı gösterin. Teşekkür ederim. Bunlar size çok özel bilgiler ve bölüye rahmet etmek lazım. Tamam, o Fatiha ismine ben karışmıyorum. O kişisel abi. Özel Fatiha, bu kadar İmparator ve eşinin yapmış olduğu yarışma neticesinde deprem neticesinde yıkılan şehri onarmışlar ya. Evet. Bu ondan farklı bir deprem galiba değil mi? Hayır, aynı deprem. Aynı deprem. Aynı deprem. Tamam. Ya İzmir o dönemde işte Roma dönemi sırasında sadece kayıtlarda en ciddi deprem olarak 178 depremi görülüyor.
ve hani kente çok büyük zarar vermiş. Hani şu an günümüzde de İzmir depremi dedikleri şey o dönem yaşanmış. Hem Roma'dan hem dediğim gibi kent içinden büyük destek yağıyor. İşte oraya direkt şey yazıyorlar, işte istek mektubu yazıyorlar falan, hani kent zor durumda falan diye. Bu arkadaş da o yardım seven insan, Simirlilerden birisi. Bir onur yazısı. Yani şimdi günümüzde plaket veriyorlar işte, böyle metal parçası, böyle A4 boyutlarında, hatta o kadar bile değil galiba. Onun hakkında işte bu yardım yapan arkadaş kimse, bunun hakkında bir metiyeler koyuyorlar buraya. Onun sayesinde çok güzel oldu, aman ne iyi insan falan, böyle yıkama yağlama biraz kaba tabirle. Üzerine de, yani neden bu kadar büyük yapıyorlar? Üzerine de heykelini koyuyorlar. Bunun üzerine ilk dönemlerinde realistik heykeller koyuyor mesela. Bu arkadaş bensem, işte kıvırcık saçlı, gözlüklü, göbekli falan böyle. Karakuru birini yapıyorlar. Realistik yapıyorlar, nasılsam öyle. Fakat ilerledikçe zaman sanattan uzaklaşıyorlar. Çünkü fabrikasyona dönüyor iş. Mermer ocaklarında stabil bir, sabit, standart bir, 2 metrelik kaslı güçlü bir. Fakat boyun kısmı devamı yok. Müzelerde gittiğiniz zaman heykellerin böyle orta kısmında zaten kare bir boşluk görürsünüz. Genelde o kenet yuvasıdır. Eğer ben bu yardımı Roma'nın son dönemine doğru yapsaydım, hani bu fabrikasyon dediğim döneme denk gelseydi, beni böyle 2 metrelik kaslı güçlü böyle tanrı gibi bir şey yapıp buraya oturtuyor. Bensem benim kafamı mermere işleyip o şeye oturtuyor. Şimdi fotoğraflarla yapılan dönem evet, gibi evet, onun şey, onun cam bulmuş hali. Ama demek ki bir yerlerden bir şeyler geliyor yani. Ya, şey, ya dönence bu. Aynen öyle, her şey yani. Roma dönemi, hatta onun da öncesine gidersek her şey birbirinin devamı. Şu an kullandığımız ekstra, onlardan ekstra kullandığımız şey teknoloji ve elektrik vesaire, ufak tefek şeyler. Onun haricinde kullandığımız her şey aynı. Biz sadece biraz daha ufak tefek geliştirip devam ediyoruz aslında. Şurada o bozulan sanat şeyini en net gösterebilen, sağ olsun bizim vatandaşlarımız da bize destek veriyor. Yardımcı oluyorlar canım. Biraz kalabalığız biliyorum ama göstereceğim şey küçük. Böyle hani ufak ufak gruplar halinde bakarsak. Bunlar meclis binasına ait oturma basamakları. Buralardan bulduk. Yani alanda bulundu. Oraya yerleştiremediğimiz için hani böyle dinlenme alanı gibi yan yana dizdik. Şöyle bir şey var. Buraya oturan bir Simirnalı. Muhtemelen işte mebus. Burada otururken sıkıntıdan hani ne olacak bu İzmir'in hali falan derken böyle çıt çıt çıt. Buraya iki tane kuş çizmiş. Şu ya kendi var galiba orada. Kuş şu var ya. Birinci kuş bu. Evet. Gagası, boynu, iki kanat, arka kanat. Bir de şurada uçarken yapmış. Şu kafası, şurada kısmen gagası görünüyor. İki kanat, gövde, arka kanat. Hani oturduğu yerden muhtemelen böyle çıt 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 bunu işledi. Hani devlet sıraya ben mi kurtaracağım? Simin'e giderken böyle sıkıcı geçmiş. Tamam. Evet. Şimdi hızlı gidiyor. Hatta ne? Arkadaşlar inceysek böyle şeyle müthiş olmaz. Bunu bu arkadaş çizerken milattan sonra 2. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani 2000 yıl önce. Hani diyoruz ya işte çok biz uygar insanlarız. Teknoloji gelişti. İşte uzaya gidiyoruz. Uçuyoruz, kaçıyoruz. İşte her şey çok gelişti. 2000 yıl sonra şunu yapıyorlar. Bir kalp ortasından da ok geçiyor. Hani nerede kalp çiziyor? Şurada yani. Evet, ha gördük. Şurada bir kalp çiziyor. Ortasından da ok geçiyor ama o biraz şu an görünmüyor. Güneşten bir de ne düşünüyor? Gölge yapsak çıkar. Daha duygusal olduğunu. Daha hani duygusal. Kuştan böcek en azından kalbe geçmiş. Geçin. Bana güzel bir evlenmeyi gösteriyor. Demek ki evlenme yaşına gelmiş buraya. Hatta o da olabilir. Nereden geldin? Mersin'den. Ama aynı şeyler binalarda da var. Eski binalarda böyle işçilik bahçesinden var. Yeni binalara bakıyorsun, betonarme dümdüz. En basit bu cep mesela. Evet. Yani bütün başlığındaki ince işçilik. Arkasında gene güzel olan bir tescilli yapı. Onun arkasında da beton yığını bir otopark. Evet, yani hepsi böyle ilgili değil. Romalılar da burada mı fotoğraf çektiriyormuş? Üstüne de Simir'de hatırası diyorsunuz. Romalılar da burada mı? Tülay. Seni böyle alsak. Romalılar da burada mı fotoğraf çektiriyormuş? Arkadaşlar evet. Orayı bir boşaltsak da bir fotoğraf alsak. Simir'de hatırası. Böyle gelin de biz oranın fotoğrafı. Turizm Bakanlığı da görsün. Bizim sonraki bir turumuz daha var. Kuruluştan Kurtuluşa İzmir. Bu onun aslında festival içerisindeki simülasyonlarından bir ayağı. Onu da yapacağız 26 Ağustos'ta İzmirliler için. Dışarıdan da tabii davet edeceğiz. Burada Turizm Bakanlığı ve TGA'nın dosyalarına da girecek bunlar, bu fotoğraflar. İyi olur. Hep beraber anılırız. Ben şöyle bir parantez açmak istiyorum.
Akın hocam zaten uzun yıllarını bu topraklara emeğiyle vermiş bir insan ve ne zaman biz bir dilekte bulunsak hemen kabul eder, sizlerden de geldiğinde aynı şekildedir, o kadar yüce gönüllüdür ve bilgisi çok çok derindir. Hocam güneşten. Güneşten. O nedenle hem gönlüyle hem emeği ama en çok da akademik bilgisiyle her zaman burada ve gördüğünüz gibi bu şehrin şu son döneminin ortaya çıkmasında çok büyük emeği var. Öncelikle kendisine o yüzden teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve biz bu bisiklet turunu daha önce yapmıştık bir turizm haftamızda. 3 İzmir diye. Zaten fikir de Akın hocamızdan gelmişti. Onu ben bir belirteyim. Çünkü biz tanıtmak açısından da ön plana çıkarıyoruz öğren yerlerimizi. 3 İzmir dedik, Agora'dan başladık. Ondan sonra yani en yeni İzmir'den diyelim, en eskiye doğru. Sonra Simirna Tepekule'ye geçtik. Yıl olarak işte 3000 yıllardan 5000 yıllara, en sonunda da 8500 yıla Yeşilova Höyüğü'ne kadar gittik. Şimdi söz Akın hocamda. Siz aslında güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum her şey için. Ortasında arkadaşları da fazla zorlamamak lazım ama fotoğrafa gireceğiz diye arkadaşlarım bekleyeceğiz. Evet, onlar gelsinler, çağıralım. Hızlandıralım onu. Hızlandırsana şeyi Atakan'ı. Gelsinler. Gelsin direkt abi. Hemen burada güneşli fazla evet, bekletmeyelim. Hem de siz devam edeceksiniz. Daha önünüzde iki tane kocaman kent evet, var. Evet. Simirna'ya gideceksiniz, Bayraklı'ya. Simirna ve Yeşilova Höyüğü. Yeşilova Höyüğünüz var, Bornova. Evet. Şimdi son yıllarda işte arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, hani biz ama diğer iki arkadaşımızın da böyle 8500 yıllık bir tarih çiziyoruz. Hatta hep birçoğunuz biliyorsunuzdur, UNESCO yolculuğu yapıyor aynı zamanda İzmir. Böyle denize dokunan bir kent olmuş. Yani Yeşilova'dan başlayarak belki bir köy yerleşimi ama bir nehir kenarında, ama sonrasında hep böyle körfezi önceleyen bir kent olmuş. Dediği gibi Güsfen Hanım'ın da son 2500 yılı şahitlik ediyor. Bu Simirna'nın Büyük İskender'le birlikte başlayan bir süreci var bu kentin. Yukarıda Kalife Kale görüyorsunuz. Onun hemen altında yeşil bir kalanda tiyatro var. Hemen şu antenlerin bulunduğu yerde bir stadyum düşüneceksiniz. Yani bir antik kentte olması gereken kent mobilyaları bunlar. Ve Agora'sı burada seçilmiş. Tabii ki liman da Kemeraltı. Yani bu eksende 184 metre seviyesinde, içinizde cross yok mu ya? Hep böyle düz, düz mü? Çıkıyoruz. Biz neresi varsa çıkıyoruz hocam. Tamam. Efendim, o da çıkıyoruz. Hatta her yola çıkıyoruz hocam. Ya niye bir cross yapılmıyor Kadife Kale'den aşağıya doğru? Çok güzel olur. Yapalım hocam. Yani bak fikri vereyim ben size. Beraber yapılabilir. Olabilir. Bütün yani çıkış da olabilir, iniş de olabilir. İkisini de yapabiliriz. Yani, sizde ağırlık dereceleri vardır herhalde. Parkurun ağırlık dereceleri var mıdır? Var. Eğimi, şu su bu su diye. Evet. Yani oradan çıkış veya iniş olarak yapılabilir diye düşünüyorum. Artık siz bunu bir şablona oturtursunuz herhalde. Evet evet. Şu hemen ön tarafta, şimdi görmüyorsunuz ama hemen ön tarafta deniz geçer. Sinagoglar bölgesi var. Bilenler varsa, hepiniz İzmirli misiniz bilemiyorum. Sinagoglar bölgesi var. Oradan itibaren deniz başlıyor. Yani denizlik kucaklamış. Yani buradan bakan denizle arasında 150 metrelik bir fark var. Şu bulunduğumuz meydanda. Size iyi turlar dileyim. Tamam. Arkadaşlar fotoğraf için hemen toplanalım. Evet arkadaşlar, burada bir fotoğraf çekimimiz olacak. Ondan sonra Agora'daki gezimizi sonlandırıp Simirna'ya doğru devam edeceğiz. Evet, sağlı sollu ort oluyoruz. Para. Her taşın altından ben çıkarım. Sen harikasın ya. Seni tanıdığımı biliyorum. İçilmiyor. Kaynak suyu var burada. Ama içilmiyor. Tam olsun, tam. Vallahi tam oldu ya. Bize kalmadı ya. Evet. Yıkanacağım ben de şimdi. Oh, çok güzel. Bırakın.
Nerelerin var göre de. Evet, düzüncelerini söyle bakalım şimdi. Kameraya organizasyon süper gidiyor. Çok başarılı. Evet. Hacer Medya süper. Eyvallah. Şarjın azalmış Mustafa abi. Kırmızı. Çok güzel. Evet. Allah adam. Şimdilik bu kadar. Şimdilik bu görüşmek üzere. Zamanınız uygun mu? Uzatalım mı Metin Bey? Kaçalım mı? Uzatalım. Birkaç bir şey daha söylemek istiyor arkadaşım. Yani var mı vaktimiz diye sana soruyoruz abi. Arkadaşlar şöyle. Saat 12. Vakit meselesi şu. Bizim programımızda zamanla ilgili bir sorunumuz yok. Ancak hava sıcak olduğu için gezeceğimiz yerlerde sizi düşünüyorum sadece. Başka bir problemimiz yok. Çünkü buradan çıkacağız Şimirne'ye gideceğiz. Yeşilova Bayraklı'ya. Oradan da Yeşilova'ya geçeceğiz. Yeşilova'da biraz daha uzun dinlenebiliriz. Yemeğimizi de orada yiyeceğiz. Çünkü orada su ikramları da olacak. Buradan çıkarken de su tedarimizi kendi dükkanlarımızda sağlayacağız. O kadar. Yani orada bedava mı? Geleyim ben de. Gelin işte. Bedava derken orada istasyon kurulduğu için rahat yani. Dağıtımı rahat. Buyurun gelin. Biz hemen hızlı biter diye düşündük. Evet. O yüzden öyle planlayalım. Anladım. O zaman şöyle son birkaç cümleyi de bitirelim olayı. Çünkü diğer arkadaşlar da bekliyorlar. Burası kentin bazilikası. Yani ticaret. Ticaret merkezi. Ticaret merkezi. Ve aynı zamanda adli merkezi. Üst katında adliye var. Alt katında işte tüccarlar, işte pazarlamacılar, cirit attıkları bir yer burası. İzmir'e gelen malların el değiştirdiği, en azından kağıt üzerinde el değiştirdiği bir önemli yapı bu. Agora'nın hemen bitişiğinde yer almış 3 katlı bir yapıdır bu. Gördüğünüz gibi depreme dönük olarak da şurada bakın hiçbir başka bir yerde görmeyeceğiniz şekilde ahtapot kolları gibi 5 kolla güçlendirmelere gidilmiş. Yine benim karşımda bazı arkadaşlarınız görmeyebilir. Yine hayeler inşa edilmiş kemerlerin altına. Yine İzmir'in depremselliğini anlatıyor bize bunlar. Yani bugün de yaşıyoruz, dün de yaşadık İzmir'de. Buna göre alınmış önlemler 4 galeriden oluşuyor burası. Başka bir gün geldiğinizde Metin Bey cross projesi yapacak. O zaman size grafitileri de anlatabiliriz. Dünyanın en zengin grafiti koleksiyonu burada var. Görseller ve kazıma çizgiler üzerinde. Gemilerden tutun da işte aşk sözcüklerine kadar, küfürlere kadar çok sayıda görselin olduğu bir salon var. Ama onu böyle kaçarken giderken ben size göstermek istemem. Orası anlamlı bir yer çünkü. Hani kaçarken bir bardak su içtim gideyim olmaz. O yüzden sizi oraya götürmüyoruz. Toplam kuracağız hocam. Özel getir geleceksiniz. Çay kahveyle geleceksiniz. Tamam. Bizde para yok çünkü bizde sizler gibi dostlarımızdan destekliyoruz. Bir kilo çay, bir kilo kahve getiriverin diyoruz. Tamam hocam, anlaşıldı. O şeyde izin vermiyor bakanlığımız. Getirmeyiz. Bir şey sorabilir miyim? Onlar acaba depolama alanı kapak açma ya da özel bir şey mi yapıyorlar? Yok. Özel bir bölüm yapıyorlar. Başka yerde var mı? Şurada var. Şurada var. Niçin yapmışlardır acaba? Burayı havalandırmak sanki yukarıdan bir şeyleri saklayacaklar. Girmek için mesela yaparlar. Bir de kitlemek için yapıyorlar. Saklanmayı bilmiyorum yani. Yukarısı adli olunca aşağıya bir şeyleri saklayacak. Burası ceza mı o zaman? Hayır. Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar bir dahaki cross projesinde tamam, bakın görüşmek hocam. Üzere. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağlık diyorlar. Öyle değil. Tamam. Tekerinize taş değmesin. Tekerinize taş değmesin. Evet. Değsin ya. Değmesin ne yapacaklar? Arkadaşlar bir dakika. Güsven Hanım da bir şey söyleyecek. Ayrılacak çünkü o da. Sizin bu bisiklet festivaliniz aynı zamanda bizim 11-13 Ekim arasında İzmir'e çektiğimiz Örevelo konferansına da bir hazırlık. Evet. Şu anda Örevelo konferansının keşif heyeti burada. Dün hep birlikte toplantılardaydık. Bugün keşif gezisindeler. Ona zaten katkılarınız olduğu için size de çok selamlarını yolladılar. Ve bundan sonra inşallah Örevelo konferansında da buluşuruz diyelim. Size iyi geziler. Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Şu transaction attı mı? Kazılıyor, kazılıyor, bitmiyor. Hoşçakalın. Bekliyorum. İnşallah.
Pedallarında evet arkadaşlar, gelimizi burada sonlandırıyoruz. Yavuz kardeşimle beraber devam ediyoruz. Şu an bir arkadaşımız daha geldi. Buyurun efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.